Beri canım, sen hiç elleme. Ben bulaşık makinesini hemen yerleştiririm. Yok yok, hallediyorum ben. Dayıcığım, şimdi siz rahat rahat oturun. Ben hemen kahvelerinizi yapayım. Yo yo, zahmet etme. Bizim gitmemiz lazım. Apartmanı da boş bıraktık zaten. Hadi kalk. Böyle de tam zengin kalkışı. Yedik içtik gidiyoruz. Ya ne olur kahvelerinizi de için öyle gidin ha. Damadı bir görsek ha. Abi ne diyeyim? Damat bizi saymamış, gelmemiş. Saat kaç oldu? Ha, çok ayıptır. Bu benim kızım geceleri hep böyle yalnız mı kalacak ha? Hoş geldiniz. Misafirleriniz mi var? Hı-hı. Annemler, dayımlar falan var. Buyurun. Siz akrabasınız. Anlayamadım. Siz tanışıyor musunuz Aysun? Damat bey de geldi. Aa! Emir de geldi. Koraycığım, tebrik ederim. Bu mutlu izdivacın mimarı Emir olsa gerek. Hepinizi tebrik ederim. Anne, baba, hadi biz gidelim. Çakmak çaksan alev alır bu. Bize bir şey söyle. En yakın arkadaşın bu kızın akrabasıyla evleniyor. Bu ne anlama geliyor Emir? Ne anlama gelecek? Kızlar hedefe kilitlenmiş. Biri sayemizde karavana, diğeri hedefi tam 12'den. Hı? Ağzından çıkanı kulağın duysun bunu. Şuna bak. Nasıl konuşacağımı senden öğrenecektim, değil mi? Emir, bütün bunlar bir tesadüf mü yani? Oğlum, o iki kız zengin koca avcısı. Aç artık gözlerini. Aç. Bakın, Koray'ın evliliğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve bu sizi hiç ilgilendirmiyor, tamam mı? Ya ben şunu çok merak ediyorum. Siz ne zaman gözünüzü açacaksınız? Şu halinize bakın be. Feriha'ya olan öfkeniz olmasa oğlunuz olduğumu unutacaksınız. Sen bize bunları nasıl söylersin? Sen durmadan bize hakaret ederken biz seni kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarmak mı? Ben o evde hayatta kalmaya çalışırken aklınıza bile gelmedim. Yokluğumu fark etmediniz bile. Sen baba, çok pişman olduğunu söylüyordun. Boş ver dedim. Döndün arkanı gittin. Ne oldu? Ya sen?
Hastaneden çıktığımda benimle değil Feriha'yla ne olduğumuzla ilgilendin anne. Siz mi beni Feriha'dan kurtaracaksınız? Boş versenize ya.